Herkese merhabalar, Tarifhanem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çocukların en sevdiği elma şekerinden yapacağız. Elma şekerim için ben Amasya elması kullandım. Böyle küçük küçük olanlarından seçtim elmalarımı. Tabii ki diğer elmalarla da olur. Ben elmalarımı güzelce yıkadım ve kağıt havluyla güzelce kuruladım. Kuru olması lazım, yoksa şekerimiz üzerinde durmuyor. Elmalarımın saplarını da kopardım. Saplarımı kopardığım yere böyle çöp şişlerimi elmalarıma bu şekilde batırıyorum. Biraz kalın olursa şişleriniz daha iyi olur. Bu şekilde bütün çöp şişlerimi elmalarıma batırdım. Elmalarım hazır. Elmalarımızın kırmızı olması için gıda boyası kullanacağız. Ben toz olanını buldum bu şekilde. Ama bunun sıvı olanı da var. Toz olanı şerbetin içinde atıldığında karıştırması zor oluyor. O yüzden şimdi ben bunu sıvı hale getireceğim. 1 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğim bu toz gıda boyamın üzerine ve sıvı hale getireceğim. İyice karıştırıyorum. Ve gıda boyasını bu şekilde sıvı hale getirdim. Ama sizde sıvısı varsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Zaten o sıvı. Şimdi şerbetimizi kaynatmaya başlayalım. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şekerimi aldım. Üzerine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Şeker eriyene kadar biraz karıştırdım. Şerbetim kaynamaya başladı. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynıyor. Çok fazla ateş açık değil, daha kısık ateşte. Şerbetimizin tam kıvamında olup olmadığını bir soğuk suyun içine bir iki damla şerbetinizden atarsanız şerbet sertleşirse şerbetiniz olmuş demektir. Koyu bir kıvam alacak şerbetimiz. Bakın rengi de böyle dönmeye başladı. Biraz hafif kahverengiye dönüyor. Şerbetimiz bu şekilde kaynarken şekerlenmesini önlemek için bir çay kaşığı limon tozu atıyorum. Şimdi gıda boyamı da ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar gıda boyası ilave ediyorum. Böyle daha kırmızı olsun isterseniz bir yarım kaşık daha ilave edebilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Gıda boyasını ekledikten sonra 1 dakika kadar daha kaynatıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Elma şekerlerimin şekeri hazır. Elmalarım da bu şekilde hazır. Bir fırın tepsimin içerisine yağlı kağıt serdim. Elmalarımı hazırlamış olduğum şerbetimin içine bu şekilde döndüre döndüre her yerine gelecek şekilde batırıyorum. Şöyle biraz daha batırabilirsiniz. Şimdi çok sıcak olduğu için şerbet biraz cıvık oluyor. Fazla şerbetini bu şekilde damlatıyoruz ve yağlı kağıdımızın üzerine diziyoruz. Benim şerbetimle tam 20 tane elma yapabildim. Ama elmalarınız büyük olursa tabii bu sayı daha da azalır. Doğum günü partilerinizde çocukların en sevdiği yiyecek olacak. İnanın görüntüsüyle, lezzetiyle denemenizi tavsiye ederim. Bütün elmalarımı bu şekilde yapacağım ve donması için bir 4 saat kadar dinlendireceğim. Bakın her yerine
Elmaların dağıldı ve kıpkırmızı bir renk oldu. Rengi muhteşem zaten. Elma şekerlerim muhteşem görünüyorlar. 4 saat dinlendireceğim. 4 saatin sonunda elma şekerlerim dondu. Bu şekilde paketledim çocuklara dağıtmak için. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.